Dün Berlin'de heyecan verici bir açılış vardı. Silivri Müzesi ziyarete açıldı. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Birçokları gibi ben de Silivri çıkışı bir gün burayı müze olarak ziyaret edeceğiz demiştim. Sonra Berlin'de şunun bir provasını yapalım dedik. Günümüzün sanal gerçeklik teknolojisi gözünüze taktığınız bir gözlükle sizi bambaşka bir evrene taşıyabiliyor. Almanya'da sanal gerçeklik konusunda uzmanlaşmış bir ekiple Aylarca çalışarak Silivri'yi sanal ortamda yeniden yarattık. Gorki Tiyatrosu'ndaki sergi salonuna girip 3 boyutlu gözlüğü gözünüze taktığınızda Silivri'nin o meşhur giriş kapısından kayıt odasına gidiyor. Koridorda iki kardiyan eşliğinde hücreye götürülüyor. Sonra bir hücrenin içinde kendinizle baş başa kalıp tecrit deneyimini bizzat yaşıyorsunuz. Avluda volta atıyorsunuz. Ziyaretçi odasında cam ardından görüş yapıyorsunuz. Segbis aracılığıyla hakim huzuruna çıkıyorsunuz. Hazırlık sürecinde yapım ekibinin Silivri'yi modellemek için gerçek ölçülere ihtiyacı vardı. Nasıl bulduk dersiniz? Yandaş medyadan. Biz içerideyken tecrit karşıtı kampanyayı bastırmak için hükümet Silivri'ye bir kamera ekibi yollamış ve oranın ne kadar modern, ne kadar medeni bir cezaevi olduğunu ballandırarak anlattırmıştı. İşte o propaganda filminin görüntülerini Silivri'nin gerçek yüzünü dünyaya anlatmak için kullandık. Dün sanal Silivri'yi ilk ziyaret edenler yıllardır anlatmaya çalıştığımız hukuksuzluğun nasıl bir şey olduğunu gayet iyi anladılar. Bir yazı, bir asılsız ihbar, bir tweet yüzünden hücrede geçen yılları bizzat deneyimleyerek anladılar. Ve sanırım hala orada olanlarla çok daha yakın empati kurabildiler. Şimdi Silivri Sergi ve Müzesi Amsterdam'dan başlayarak Avrupa turuna çıkıyor. Yakında onu Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde kurulmuşken ya da Brüksel'de Avrupa liderlerince ziyaret edilirken görebileceksiniz. Müzenin adı mı? Silivri 2023. Bilmem anlatabildim mi? Hayalet ki gerçek olsun.